Covid-19 denetimleri tüm ülkede olduğu gibi Kütahya'da da devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimatta 81 ilde denetimler yapıldı. Kütahya'da yapılan denetimlerde Vali Ali Çelik ve beraberindeki heyet iş yerlerini ziyaret etti. Vatandaşları kurallara uymak konusunda uyardı. Hepinizin desteği lazım. Bireysel hayatınızda da bu maske terörizm konusuna uyarsanız bu hep birlikte bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırırız. Yoksa biraz kurallara uyma konusunda zayıflıklarımız var. İnşallah hepinizin desteği lazım. Kütahya Valisi Ali Çelik, denetimlerin toplamda 103 personelle birlikte gerçekleştirildiğini söyledi. Her farklı ekibin başında kurum amirlerinin bulunduğunu belirtti. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 81 ilde uygulandığı gibi ilimizde de şu anda arka arkaya denetimler ve farkındalıkla, rehberlikle hem esnafımızı hem vatandaşımızı bilinçlendirerek algı çalışması bu konudaki farkındalığı yükseltmeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle sabahtan beri 24 ekibimiz ve 103 personelle birlikte her bir ekibin içinde belediye başkanımızdan il emniyet müdürümüze, jandarma komutanımıza, milli eğitim müdürümüze kadar birim amirlerimizin katılımıyla sahadayız. Vali Çelik, vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi. Amacımız vatandaşımızın sağlık içinde gelecekleri, yarını kucaklamasını sağlamak. Bu anlamda bu kurallara uymak bizim tek güçlü silahımız. Ben buradan bir kez daha hem esnafımıza hem vatandaşımıza, tüm Kütahyalılara şunu özellikle rica ediyorum. Lütfen maskeye, mesafe ve temizlik kurallarına sonuna kadar riayet edelim. En güçlü silahımız bu. Özellikle yaşlarımız, büyüklerimiz bizim için değerli. Onlarda hastalığın etkileri daha fazla oluyor. Onlarla ilişkilerinde, onların bulunduğu ortamlarda bulunurken de daha özenli ve dikkatli olmalıyız. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Vali Çelik, cezalandırmak bu işin çözümü değil dedi. Kurallara uyan tüm vatandaşlarıma da buradan şükranlarımı, teşekkürleri borç biliyorum. Gördüğümüz şekilde birçok vatandaşımız kurallara, esnafımız kurallara uyuyor. Uymayanları ikaz ediyoruz. Cezalandırmak bu işin bir çözümü değil. Önemli olan hepimizin aynı gemide olduğumuz, aynı yerde yaşadığımız, aynı mücadele içinde olduğumuzun farkında olmak ve bu bilinçle herkesin soruna sahip çıkması.